Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet bu hafta Merkür retrosu devam ediyor. Venüs düzeldi. Hafta sonuna kadar Balık burcunda, 28 Nisan'dan sonra da Koç burcunda hareket edecek. 6 Haziran'a kadar Venüs Koç burcunda ilerliyor olacak. Şubat ayında geçtiği alanlardan tekrar geçecek. O dönemde belki sizin için biraz hani belki yakın çevreniz, kardeşleriniz, onlarla ilgili keyifli gelişmeler olmuş olabilir. Ardından yaşanan retrolar biraz bir şeyleri geciktirdi, biraz erteledi ya da daha fazla sizi zihinsel olarak sorgulama içerisinde bıraktı. Şimdi Venüs tekrar aynı bölgeden geçecek ama daha güçlü ve ileri hareketli olacak. Dolayısıyla bu dönemde artık yeni fikirler olabilir, düşünceler olabilir, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. İş veya mesleki alanda yapılacak işte eğitimler, geziler, seyahatler olabilir. Bunların daha rahat aktığı, daha rahat ilerlediği bir süreçte olacağız. Merkür retrosu 3 Mayıs'tan itibaren düzelecek. Dolayısıyla 3 Mayıs'tan itibaren hayatımızın biraz daha hızlanacağını, rahatlayacağını söyleyebiliriz. Ayın 26'sında Boğa burcunda yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ay Mayıs ortalarına kadar etkili olacak. 4. ev alanınızda doğuyor. Özellikle aileniz, ebeveynleriniz, anneniz, babanız, yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız. Evet, bunlarla ilgili konular gündemde olacak. Yenilikler olabilir, görüşmeler olabilir, toplantılar olabilir, ev içerisinde yapılacak yenilikler olabilir. Hatta bazılarınız taşınabilir, mekanlarını değiştirebilir. Genel anlamda Boğa yeni ayı, Venüs'ün de düzgün ve ileri hareketli olması biraz daha böyle yakın çevremiz, ailemiz, onlarla ilişkilerin bize destek olacağını, kendimizi iyi hissedebileceğimizi, güvende hissedebileceğimizi, ev ve aileden daha fazla mutluluk alabileceğimizi de işaret ediyor. Aynı zamanda toprakla ilgilenmek, emlak, mülk gibi işler bu dönemde çok faydalı olabilir. Bunlarla da ilgili karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir sevgili kovalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.